Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Quellada şampuan nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Quellada piretrinler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Quellada berrak sarı renkli likit şeklindedir ve 60 ml ve 120 ml formları ile plastik şişe ambalajlarında kullanıma sunulmaktadır. Quellada baş biti enfestasyonlarının tedavisinde kullanılır. Quellada şampuanı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Quellada'yı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer ürünün içindeki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız. Saç derisinin tamamını uygulamadan önce saçın küçük bir alanına uygulamanız önerilir. Quellada'yı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Quellada'nın gözlerinizle temas etmemesine dikkat edin. Eğer gözünüze temas ederse gözünüzü bol suyla yıkayın. Eğer çocuğunuza uygulayacaksanız ağız çevresine sürmemeye dikkat edin. Çocuğunuz ilacı yalayabilir. Sürekli uyguluyorsanız ellerinizin tahriş olmaması için eldiven kullanın. Permetrin astım hastalarında normal olarak kullanılabilir ancak özel endişeleriniz varsa tedaviye başlamadan önce doktorunuz ve eczacınızla iletişime geçiniz. Permetrin yüzme havuzlarındaki klordan etkilenmediğinden uygulamadan sonra normal yüzme aktivitesine devam edilebilir. Saç derisinin tamamına uygulamadan önce saçın küçük bir alanına uygulamak önemlidir. Saçınızda perma veya boya varsa saç derisinin tamamına uygulamadan önce saçın küçük bir alanına uygulamak önemlidir. Ailede bir enfestasyon görüldüğünde tüm aile bireylerinin koruyucu olarak ilacı kullanmaları önerilir. 6 aylıktan küçük çocuklarda kullanmayınız. Quellada şampuanın yiyecek ve içecek ile kullanılması, Quellada şampuanın yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Quellada şampuanın olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Quellada'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ağrı, yanma veya batma hissi şeklinde tanımlanan deri rahatsızlığı, eritrem, ödem, egzama, kızarıklık veya kaşıntı, halsizlik. Quellada şampuan nasıl kullanılır? Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde erişkinler ve 6 aylıktan büyük çocuklarda kuru saç ve cilt yeterli miktarda Quellada ile ıslatınız. Gerekli Quellada miktarı saçın uzunluğuna göre değişir. Bit bulaşmış olan bölgelerin Quellada ile iyice ıslanması sağlanarak ilacın etki etmesi için 10 dakika bekleyiniz. Daha sonra saçınızı suyla iyice yıkayıp durulayınız. Ölü bit ve yumurtalarının temizlenmesi gerekli değildir. Kozmetik açıdan iyi görünmesi amacıyla sık bir tarak kullanılarak ölü bit yumurtalarını temizleyebilirsiniz. Tek bir tedaviyle bitlenme vakalarının %97 ile %99'u iyileşir. Gerekirse 7 ile 10 gün sonra uygulama tekrarlanabilir. Bitlenmeden korunmayla ilgili bilgiler ise tüm ailenin saçlarında bit olup olmadığına dair düzenli olarak kontrol edilmelidir. Baş biti canlı olarak bulunursa bunun asıl kaynağının tespit edilmesi tedavi açısından önemlidir. Asıl kaynak aileden biri veya aileye yakın biri olabilir. Eğer tespit ve tedavi edilmez ise diğer kişilere de hızlı bir şekilde bazen tedaviden birkaç saat içinde bulaşabilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Quellada 6 aydan küçük çocuklarda kullanılmaz. Yaşlılarda kullanımı bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Quellada'nın saklanması. Quellada'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Quellada'yı 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.